Sevgili dostlar hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. İnşallah hafta sonunuz güzel geçmiştir. Şimdi haftalık kapanışlara göre dolar, altın ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. Ayrıca son e, gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Bildiğiniz üzere Joe Biden 279 delege sayısına ulaşıp ABD seçimlerini kazandı arkadaşlar. E, Tabi Trump'ın da yapmış olduğu itirazlar var. Bu itirazların sonucu da beklenecek. Fakat e, ABD Başkanı Büyük bir ihtimalle Joe Biden olarak gözükmekte arkadaşlar. Aldığı delege sayısının 200, 270 sayısının üzerinde olduğu için. içeride son gelişmeler biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı gene değiştirildi arkadaşlar. Murat Uysal'ın görevine son verilip yerine eski Maliye Bakanı Veli baba getirildi. Tabii Veli Ağbaba'nın nasıl bir politika uygulayacağını şu an için pek bilmiyoruz arkadaşlar. Fakat bundan önceki Murat Uysal zamanında e, faize karşı bir politika merkez bankası <laughs> uygulamıştı fakat bu faize karşı politikanın da sonuç getirmediğini hep birlikte gördük. Gerekse e, ülkemizdeki ve dünya ekonomilerindeki pandeminin etkilerinden dolayı e, dolar TL kurunda maalesef e, dolar TL bazında tekrar gücünü korumaya devam etti. Bizdeki işsel sebeplerden dolayı dünya genelinde dolar TL e, dolar kuruna olan talebin e, azalmasına rağmen arkadaşlar e, bizdeki Merkez Bankası'nın özellikle eski e, 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 eksi rezervde olmasından dolayı ve cari açığımızın e, gün geçtikçe artmasından kaynaklı aşağı yönlü hareketler TL tarafında görmüş olduk. Bu hafta itibariyle 8.53 seviyesinden kapatmış 1 dolar TL kuru ve 1952 seviyesinden kapatmış altın ons ile birlikte haftaya başlayacağız. Şimdi altın ons'la teknik analizimize başlayalım. Altın onsla bizler için kapanış nasıl oldu? Sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Altın ons tarafına baktığımız zaman altın onsun tekrardan e, şurada gördüğünüz düşen trendin arkadaşlar e, yukarı doğru kırıldığını ve artık yine bir yükselen trend içerisinde hareketlere başladığını görmekteyiz. Bunun neticesinde şöyle çizelim. Bakın şuradan alttan gelen trend kırıldı ve e, yukarı yönlü trendin tekrardan e, altın onsun içine doğru girdiğini görmekteyiz. Altın os da bizler için 1939 seviyesi üzerinde e, kapanış olması altın ons için olumlu bir seviye arkadaşlar. Buradaki 1939 üzerinde altın ons 1973 seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketlerimizin devamı beklenebilir. Bizler için altın ons 1948 burası önemli bir destek. Onun üzerinde 1961 ve beklentimiz olan 1973 seviyesindeki direnç bölgeleri altın ons'ta beklenmekte arkadaşlar. Ee, sizler de bu verdiğim tablodan takipte kalabilirsiniz. Altın olsun tekrardan olumsuz bir hale alabilmesi içinse 1926 altında kapanış yapması şart. Ne zaman ki bu kap bunun altında bir kapanış görürsek tekrardan 1905'li seviyelere doğru altın ons tarafında aşağı yönlü hareketler bekleyebiliriz. Fakat 1939 üzerinde kaldıkça altının onsunda 1973-1995 sırasıyla 2030'lu seviyelere doğru yukarı yönlü hareketler artık beklenti dahilimize girmiş oldu arkadaşlar. Altın osta yön hala yukarı olarak gözükmekte. Gram altın tarafına da bakalım hemen. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde olacak? Sizlerle birlikte onu da bulalım. Evet gram altın tarafına baktığımızda da arkadaşlar gene <laughs> olumlu bir kapanış gram altında da gördük. Özellikle 535 seviyelerinden bir haftalık kapanış gram altında da geldi. Şimdi gram altında bizler için 530 seviyesi. Şurada gördüğünüz 530 seviyesi. Üstünde e, kapanışlar gayet olumlu kapanışlardır. Yukarıda bu kapanışların devamı halinde 551 direnç seviyesine doğru gram altında da yukarı yönlü hareketler beklenebilir arkadaşlar. O yüzden gram altında da 524-530 şurada bir de ara desteğimiz daha var arkadaşlar. 524 ara desteğimiz. Evet bu destekler üzerinde tutundukça özellikle de 524 e, desteği üzerinde tutundukça da gram altında yukarıda beklentimiz 551 seviyesine doğru gram altını taşıyacağı yönünde arkadaşlar. O yüzden 524 kırılmadıkça gram altında da pozisyonları korumakta fayda var gibi gözükmekte. Kısadaki arkadaşlar e, 540, 530 ve 513 seviyelerinde bulunan e, destekleri takipte kalacaklar arkadaşlar. 540 özellikle e, bu hafta yükselişin devamı için gerekecek bir direnç noktası bizler için gram altında olacaktır. Gram altında tekrardan bir düşüşün başlayabilmesi için de mutlaka 513 seviyesi altında bir e, iki kapanış görmesi şart. Bu seviyenin üzerinde e, kalındıkça buradaki yükseliş hareketi 551'li seviyelere doğru kendini taşıyacaktır diye öngörülerimizi devam ettirmeyiz, ettirmekteyiz. Özellikle gram altındaki arkadaşlar... Dediğim gibi, e, dediğim gibi 540'ın yukarı yönlü kırılıp kırılamayacağını e, ya da şöyle anlatayım daha basit yönlüyü sizlerden anlayabilmeniz için. Evet, şurada 540 artık önemli bir direnç noktamız. E, bu direnç noktamızın kanalı 513'ten geçmekte arkadaşlar. Şurası bir kanal. Bu 540 kanalı yukarı yönlü kırıldığı zaman e, 540-551 kanalı bu sefer çalışmaya başlayacaktır. Kanal bazında takip ederseniz takibiniz daha kolay olur. Ee, 540 altında dediğim gibi bizler için e, önemli bir e, seviye. gene 540-530 kanalı. Burası da bir kanal arkadaşlar. Bunu kıramadığı zaman 530 seviyesine doğru inmek isteyebilir. Ondan sonra bir kanalımız daha 530-513. Bunlar aşağı yönlü hareketler arkadaşlar. 530 altında gene 513 bir kanal. Şimdi bu 513 kanalı aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe dolarda hareketler yukarı yönlü beklenir arkadaşlar. Bu kanal içerisindeki e, hareketlerin yaşanması muhtemeldir. E, biz 535 seviyesinden kapanış yaptık. Yani şu an itibariyle şuradaki 530-540 kanalı içerisindeyiz. Bakın şurada gördüğünüz 530-540 kanalı içerisindeyiz. Bu kanala göre de kırılımlara göre kanal hareketlerini zaten size bildirdim. Buradaki kanal hareketlerinden gram altını daha kolay takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans diyorum altın tarafında. Evet, gümüşe de bakalım hemen gram gümüşe. Bizler için gram gümüşte hangi seviyeler önemli olacak? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. Evet, gram gümüşte yine 7.02 seviyesinden 7, biliyorsunuz 7.15 seviyesinde bir ana hedef noktamız vardı ve bu seviyeyi nokta atışta gördük arkadaşlar. Uygulayan arkadaşların hepsine sabırlı olan arkadaşların hepsine de hayırlı kazançlar dilerim. Evet, gram gümüşte gene bakın arkadaşlar şurada belirttiğimiz e, kanalın içerisine girdi yani şuradaki yükseliş kanalının içerisine girmiş oldu e, tekrardan düşüş kanalına e, girebilmemiz için ise e, gram gümüşün 662 altında bir kapanış yapması şart yani şuradan geçen 662 seviyesi üzerinde kalındıkça gram gümüşte gene e, şu kanalları takip edeceğiz 692 bakın şöyle yazayım 662 şuradaki 692 gram gümüşte bir kanal aralığımız. Bu 6.62 yukarı kırılınca 6.92'yi gördük. Şu 6.92 de yine bizler için yukarıda 7.11 kanalı. Evet bu kanalı da gördük. Bu kanal içerisinde e, gram altında kaldık arkadaşlar. Yani 6.92 şu an 7.11 kanal aralığında kaldık. 7.11 şöyle tekrardan bir çizelim. Daha anlaşılır olsun. Evet şuradan karıştırmadan ne dedik? 6.92 şuradan geçen bir kanalımız ve bunun üstünde çalışması beklediğimiz 7.11 kanalı. Şurası bir kanalımız dedik ve bu kanal içerisinde 7.02 seviyesinde kapanış gördük arkadaşlar. Şimdi bu hafta itibariyle 7.11 yukarı yönlü kırılabilirse, şuradaki 7.11 seviyemiz kırılabilirse yukarıdaki kanalımız 7.31 kanalı olacak arkadaşlar. Sizler de e, bu kanalı olumlu durumlarda takip etmeniz gereken bir kanal aralığı olarak da takip edebilirsiniz. Olumsuzluğun başlaması için de arkadaşlar şuradaki 662 seviyesinin aşağı yönlü kırılması şart. 662 seviyesi eğer aşağı yönlü kırılırsa o zaman e, burada 644 kanal aralığımız olumsuz pozisyonlarda takip edeceğiniz bir kanal aralığı. E, bunun da kırılması halinde şuradaki 644, 633 kanal aralıkları takibinizde kalması gereken olumsuzluk durumundaki kanal hareketleri ee, bu şekilde anlatımlar e, sizler için de daha kolay olacaktır diye düşünmekteyim. E, buradaki kapanışlara göre e, sizler de kendinize bir yön çizerseniz artık e, unutmayın ustaların kapanışı günlük kapanışlardır. E, her zaman ustalar günlük kapanışları hatta iki günlük kapanışları takip eder. Acemiler ise saatlikler ve 4 saatlik kapanışları takip eder. Özellikle saatlik ve 4 saatlik kapanışları Forex piyasasında e, işlem yapan yüksek e, kaldıraç oranlı arkadaşlar kullanırlar. Bunu da unutmayın. Evet, gram gümüşü de yaptıktan sonra dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulalım. Özellikle arkadaşlar Biden'ın seçimlerini kazanmasıyla birlikte altın tarafında bir hareketlenme ve dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler gördük. Fakat e, bu aşağı yönlü hareketlere rağmen bizim dolar TL kurunda e, maalesef hareketlerimiz yukarı yönlü gerçekleşmeye devam ediyor. Bu hafta itibariyle 8.53 civarından Dolar-TL kurunda bir kapanış gördük. Bizler için özellikle özellikle arkadaşlar bu hafta önemli olacak kanal aralıkları Dolar-TL kurunda 8.59 direnci. Şuradan geçen <laughs> 8.59 özür dilerim. Şuradan geçen 8.59 ve 8.47 kanal aralığı arkadaşlar. Bu kanal aralığı yukarı yönlü hareketlerin devamı için gerekli olan bir kanal aralıkları Şuradaki 8.47 gene aşağıda 8.28 Bunlar hep yükseliş kanalı hareketler Buradaki 8.28 aşağıya kırılmadı müddetçe arkadaşlar Dolar kurunda Yukarı yönlü hareketler Beklenebilir Aşağı yönlü hareketlerde bu verdiğim kanal aralıklarını takipte kalacaksınız Fakat 8.59 e, yukarı yönlü kırılırsa arkadaşlar işte o zaman e, dolar kurunda tekrardan 859-871 kanalı takibinizde olacak. Önemli bir kanal aralığı olarak göze çarpmakta. Dediğim gibi bu hafta en önemli e, direnç noktamız 859 son tepe direnç noktası olacak. E, bu nokta gene Merkez Bankası e, Başkanı'nın değişmesi ve piyasanın buna bakış açısına göre kendi yönünü belirleyecek olan bir tepe. 859 üzerindeki hareketlerde kırılımı kırılması gerçekleşirse arkadaşlar bilin ki 871 seviyelere doğru dolar TL yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Aşağıda 828 kırılırsa da bu sefer hareketler 817, 810 seviyesine doğru geri hareketlere çekilmelere başlayabilir. O yüzden de dolar TL kurunda Dikkatli olunması gereken bir hafta. Altın için içinse iyi kapanışların ve gümüş için iyi kapanışların olduğu bir hafta bu haftaya diyebiliriz. Sizlerle birlikte gene hafta başlangıcı ile birlikte ben de seviyeleri kontrol edeceğim. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Videomuza beğeni atmayı özellikle beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.